geldiniz Açın benim bakalım. Canım. Mahallecim. Oh. Canım benim. Hoş geldiniz. Damat nerede? Damat yok mu? Ay babacığım eksikler var dedi gitti. Gelir şimdi. Kızım bu kadar mumu ne yaptın buraya koydun? Ben değil anneciğim ben değil. Kocişim çevirdi. Ha. Ya böyle mum ışığını, loş ortamı falan çok seviyor. Yani bence gereksiz masraf ya. Hiç. Yüzlük ampul çıkaracaksın, kırklık ampul takacaksın. Al sana loş. Loş loş konuşma İbrahim. Bak ne kadar güzel özenmiş damat. Ay ne kadar belli ki bak mumlar falan. Damat romantik. Vallahi. Belli, belli. Biraz bak incir de incelik öğren, incelik. Evet. Öyle deme ya. Benim damadım İbrahim de incedir. Yani düşünce olarak. Yani öbür damadımı bilemiyorum ama seri katil bile olabilir. Ya babacığım niye şöyle söylüyorsun? Niye öyle söylüyorum kızım? Bak 15 günde tanıştınız. Geldi istedi, sözlendiniz, nişan takıp evlendiniz. Oğlanın yüzünü bir tek kız isterken bir de aynı halaya denk düştük. Yanımda 2 dakika orada sohbet ettim de öyle öğrendim. Tanımıyorum acaba, o yüzden olabilir mi? Babacığım tanıyınca çok seveceksin. Bak güven bana ya. Kocişim çok değer veriyor bana. İyi bak sevgi önemli. O ne kadar değer veriyorsa ben de ona o kadar değer veririm. Tabii, tabii, tabii ki. Tabii, karşılık. Allah'ım gözlerim kamaştı. Evimize bir ışık hizmeti doldu. Hoş geldiniz kayınvalideciğim. Öpeyim. Ay yavrum benim maşallah. Bir günde 2 güneş doğmuş evimize. Baldız, baldan tatlısın. Ayca Allah. Ve karanlık dünyamın aydınlık yüzü. Sevgili karım, seni çok özledim. Kızım. Ve... Ve aleykümselam. Aleykümselam. Damat sen evlendin artık. Niye çiçek alıyorsun oğlum? Manyak mısın? Bu damat romantik ya maşallah romantik. Vallahi benim kadar romantik olamaz. Kusura bakma da. Vallahi benim kadar romantik olamaz. Ya İbrahimciğim. Sen ne zaman bir güne bir gün şu karına şöyle bir eve şöyle şu çiçekle geldin, güle geldin? Ne zaman? Niye sen yani şimdi insanların yanında böyle konuşuyorsun ya? Aldım tabii ben gül. Fesane, Isparta günlerinde 2 kavanoz gül reçeli almadın mı eve? Gül reçeli? Hı. Onlar da bir günde zaten ekmeklere çala çala yiyip bitirdin gülleri. Yetişecektin ağa, kusura bakma. Ay ya sabır ya Resulü. Vallahi evladım yani bugüne kadar ben ilk kez bir erkekten çiçek alıyorum yani yıllar sonra. Çok teşekkür ederim. Benimkisi en fazla elinde bir demet maydanozla gelir. Ama maydanoz bağırsaklara iyi gelir. Neyse konuyu değiştirelim de bir yemeğe geçelim hadi. Sen de şöyle gel biraz daha. Aferin. Haydi bakalım. Gülşen çok güzel yemekler hazırlamışım. Maşallah maşallah. Allah, evet evet ama ben hazırlamadım babacığım. Uraz hazırladı. Uraz mı hazırladı? Kızım sen de iyi yemek yapardın. Niye damadı hazırlattın ki? Hay Allah güzel de yapmış namussuz. Onun hiçbir şey yapmasına gerek yok ki. Ben onun sevgisiyle duyuyorum. Onun o tatlı elleri sabah kahvaltım. Bal rengi gözleri öğlen yemeğim. Tatlı kırmızı dudakları akşam yemeğim. Gece de acıkırsam dolgun et. Yeme! Akşam yeme! Gece yeme oğlum, yeme yavrum benim. Gece yersen gastrit olursun ya yavrum, yeme yeme. En heyecanlı yerinde kesti ya. Zeynep görüyor musun damat ne romantik çocuk. Benimkisi acıkınca kadın yemek nerede diye bağırıyor. Damat acıkınca senin ellerin ayaklarını böyle dudaklarını öperim diyor ya. Vallahi anneciğim İbrahim acıkırsa benim bile yer. Yer. Ben konuşmayacağım. Yer. Konuşmayacağım ben. Mutsuzum ben. Harika sohbetiniz var ha. Ne? Çok iştah açıcı. Senin de var mı böyle bir 2 anekdotun anlat istersen? Bir edep ya. Bir edep kızım oradan tuzu ver. Al babacığım. Kızım ellerine sağlık yavrum. Yoğurtlu makarna da çok, çok güzel çok olmuş kızım. Kroketlerden mutlaka yiyin. Harika kroket. Salatanın zeytinyağlı kroket. Varlığın özetliyor kendini. Yokluğun ateşli cehennemler. Kor nehirlerden geçtim. Gülşen. Sen benim nefesimsin. Ay. Uraz. Ay. Ya bu şiir çok güzel ama ya. Ay. Aşkım. Çok güzel ya. Oturuyorsun masanın başında. Güç veriyorsun tüm odaya. Ay. Öğütlerin içimizde dolaşıyor.
Hoş geldin evimize kaynana. Ay vallahi şoktayım şu an. Ben çok mutluyum. Aynı zamanda da çok üzgünüm. Hayatımda ilk kez biri bana şiir okuyor. Ben de çok şaşkınım. İlk defa biri benim yanımda karıma şiir okuyor. Duygusal bir çıkmazdayım şu anda. Babacığım ilk defa duyguyla muhatap oldun. Siz ondan çıkamıyorsunuzdur vallahi. Olur o kadar. Damat, şiir çok güzeldi. Sözleri çok inceydi. Ne kadar düşünce, ne kadar romantik. Bence abartıyorsunuz yani, kusura bakmayın da. Alt tarafı bir tane şiir. Herkesin yapabileceği bir aktivite, etkinlik. Sen de yap lan o zaman, hadi. Madem herkes yapabiliyor, hadi sen de şiir ya. Oku bir tane şiir sen de ya bana. İlk defa ne insan, aile hep beraber burada yabancı mı var? Okusana bana tamam, bir tane şiir. Ya. Hadi, hadi. Tamam. Şiir bana bir tane şiir oku tamam. Göreyim hadi herkesin içinde, hadi. Sevgisinin sonu yok. Kalbimin şefkati çok. Aa. Gönlü büyük, gözü tok. Sevgili öğretmenim. Bilgisi ışık saçar, sözleri gönlü açar. Ruhum sevinçten uçar, sevgili öğretmenim. Ne kadar da güzel okudun. Sana. Yaşasın! Aferin, otur Mal! Otur! Ya ne tuttunuz şiirin yakasını ya? Yemek yemeye mi geldik, suna yakın dinletsine mi geldik belli değil ya. Haydi yiyin, haydi. Aç bakayım seni ağzını. Aç, 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 aç. Kocaman aç, kocaman aç, kocaman. Bu kocaman açar böyle ağzını doğru şey yapınca. Aç, 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 aç. Usul, usul. Oh, senin ben boyun. Yürüm böyle seni. Ben dokunmayacağım. Dokunmayacağım ben. Nereye dokunayım ben? Her yerime dokun benim. Her yerime dokun benim. Her yerime dokun. Dokun bana, dokun bana. Ver bana bir tuzak ver. Bana bir tuzak ver. Allah'ını seviyorsan bana bir tuzak ver. El ver, el ver, el verin ben el var. Ya oğlum ne yapıyorsun lan oğlum? Bir uzun öpülecekse burada kayınpedenin eli var bunu. Ya bu nedir ya? Allah Allah. Öpmez miyim ben o elleri ya? Gülşen'imin genetiği sıçramıştır illaki bir yerlerine. Oh. Elden kıza nasıl bağladı lan bu? Ben yok. Oğlum bir dokunma, bir öpme, bir oturalım. Konuşalım insan gibi, iki sohbet edelim ya. Konuşalım. Ne zamandır sizi görsem de sorsam diye aklımda bir soru vardı. Onu sorayım ben. Ha? Sor. Sorayım mı? Sor. Sorayım mı? Sorayım mı? Tamam, sor. Sorayım. İnsan gibi konuşalım ya. Baba. Oğlum. Siz bu kızı nasıl yaptınız? Nasıl derken? Nasıl, nasıl, nasıl? La oğlum herkes nasıl yapıyor? Söyle yaptın. Bunun başka yolu mu vardı yani? Ordulu orta böyle edeplice anlatacak başka bir yolu buldu da benim mi haberim yok yani? Öyle demiyorum. Kesin çok özel bir aşk gecesinin meyvesi bu kız. Ya hiç öyle bir şey. Peki ne yedin? Ha ne yedin? Ne yedin de oldu bu kız? O gün ne yediysen bana da söyle. Benim kutsal yemeğim olacak. Vitamini nereden aldı bu kız? Söyle bana. Söyle. Ne yedin? Mumbar yedim ulan mumbar. İyi mi oldu lan? Mumbar yedim. O mu senin kutsalın? Ama kızım taciz ediyor ya. Ya. Beni çok sevdiği için öyle şeyler yapıyor. Benimle ilgili ne varsa duymak istiyor, merak ediyor çocuk. Ya kızım tamam bak bu oğlandan seviyor. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun? O çok sinirimizi bozuyor. Hayır. Ne yapıyor? Yapıyor. Ama şey konu hazır. Hayır, o geceyi hatırladım. O tepkiyi verecek ne olmuş olabilir? İşte kadının eski canlı anıları siniri bozuluyor. Bir yıl gibi. Öyle bir yaptık ya. Efendim Uras Kaygılaroğlu bizimle. O zaman bir artık. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. O son şeyden alalım. Nereden alalım? Hepimizi taciz ediyor dedik. Tamam. Hepimizi taciz ediyor ama kızım ya. Ya babacığım o beni çok sevdiği için. Yani benimle ilgili her şeyi çok merak ediyor. O yüzden sormak istiyor sana. Kızım bak İbrahim de seviyor ama içinden seviyor. Her şeyin bir yolu yordamı bir yeri var ya. Mesela o yer neresi babacığım? Sen bana orayı söyle de ben gidip bunu oraya bağlayayım. Ha? Olur mu? Yavaş yavaş. Allah kahretsin. Ay. Allah kahretsin. Her şey rezil oldu. Hiç hesapladığım, planladığım gibi olmadı.
sevdiğimin kaynağını üzdüm. Kaynak deme lan, kaynak deme. Kaynak deme. Oğlum baba de lan, baba kaynak de. Baba! Oğlum! Babam! Kaynak diyor ya. Hazır herkesin de neşesi yerine gelmişken, böyle baba oğul barışması yaşamışken, bizim için bugün anlamı çok büyük olan bu özel gün için hazırladığım tatlı sürprizi sizlere sunmak istiyorum. Ne özel günü oğlum? Ne günü bugün? Siz nasıl insansınız? Söyle söyle nasıl insanlarsınız değil mi? Siz nasıl insanlarsınız? Nasıl? Ha? Ya siz hiç mi kızınızla ilgili hiçbir şey takip etmiyorsunuz? Bugün bizim Gülşen'le evliliğimizin 27. gün dönümü. Hı. Nasip var olsun. Aile olmaz. Şuraya bak. Adamla 27 yıldır evliyim. Bir gün yıl dönümü kutlamadım. Çocuk gün dönümü kutluyor ya. Vay be. Ama bakar mısın? Kiminin ağzında gül, kiminin ağzında kemik. Kader ya bu işler. Kader anneciğim, boş verin kader. Boş verin. Hadi hayırlı olsun. Gülşen. Aşkım. Bu sana gelsin sevgilim. Oha! Aa. Son iki, üç, dört. Sen benim mutluluk gözyaşlarım. Sen benim hayallerimdeki kadın. Sen benim can damarımsın. Sen benim. Sen benim mutluluk gözyaşlarım. Sen benim hayallerimdeki kadın. Sen benim can damarımsın. Şimdi bizimkileri de özendirecek yok, ya. Yok canım ne özenmesi Allah aşkına ben niye özeneyim? Ama insanın içi kabarıyor tabii. Yani yanındaki adamın bu işlerle hiç alakası olmayınca insanın içi kabarıyor. Böyle oldu bir kurt takviyesi geliyor ama yok işte. Sonra sevgin mani oluyor değil mi? Hayır. Ceza hukuku mani oluyor. Sözler bana ait. Aşkım. Sevdiğim kadın için yazdım. Ay aşkım. Çok tatlısınız bravo. Damat. Vallahi çok tatlısınız. Sözler de ne kadar güzeldi şarkı. Bence abartıyorsunuz gerçekten. Kusura bakmayın. Basit basit sözler açıkçası duygu bana geçmedi. Ne olmadı? Duygu bana geçmedi. Yani arkam dönük olsa duysam dönüp bas. Dönmem ya, basmam. O kadar yani. O koca gitarlar çıktı, dolaplar yıkıldı. Hiç duygu... Masraf yani. Gerekse. Masraf. Ya. Ha, sen o zaman bir şarkı söyle duygu bize geçsin ya İbrahim. Kızım, ne insan... kızım söyle bana şurada bir tane o zaman sen söyle. Aha. Görelim duygunu. Söyle! Hadi. Çık o zaman. Sen söyle şarkı o zaman duygu bana geçsin hadi. 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 Sen benim her gece efkarım. Gözümdeki yaşım. Ay. Başımda dumanım. Bravo! Bravo. Sen benim damarımda kanım, ah. Alnımdaki yazım. Evet. Kalbimin ay. En orta yerinde. İbrahim. Büyük bir yangın var alevler içinde. Ya. Beşiktaş sana yemin sen duyuyorum. Oradan bir daha alabilir miyim? Evet. Beşiktaş sana yemin olsun. Bitmeyecek sevdam mezarında bile. Lay 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 Beşiktaş lay 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 tebrik ediyorum. Babana. Öyle de bir şarkı yani çok durum. Yazıklar olsun. Yazıma ya. Söylesem o. Oğlum Enrique Iglesias gibi girdin, Mahmut Tuncer gibi çıktın. Sana o şarkının bana olduğunu inandım 30 saniyede yazıklar olsun bana gerçekten. Vallahi billahi inandım bir ara. Tamam. Ben tatlıları getireyim. Otur yerine. Aha. Daha önce konuştuk seninle bunları. Kalk. Kaç kere söyleyeceğim oh sana? Senin o minnak ayakla yiyor. Senin kalıbına. Ben hadi geleyim. Ya ben ya gerçek sahibim. Şuna bak şuna. Damat değil dış mihrap ya. Allah. Katana gibi kızımın ayaklarına narin diyor. Bu salağa ben ömrümü verdim. Ayaklarım çürüdü. Görüyorsun değil mi? Vay be. Vay ulan vay.
Kızım ortaya atıyor lafı, laf nasıl dolanıyor bana giriyor ya? 27 yıllık evliliğimizi nasıl irdeliyorsun sen bundan ya? Bence gereksiz masraf yapmış. Abartılı abartılı hareketler. Dolaba gitarcı koymalar falan ne ya? Adam orada çürür ya, geri koydu oraya. Kokar o adam. Sus! Demin sarıldığında sus! Adam kokulu. Sus! Sus! Sus be! Kapa çeneni, hayret bir şey. Ben o kadar, şu an her şeyi o kadar acayip sorguluyorum ki hayat çıkmıyor zaten, çıkaracağım. O kadar sinirliyim ki şu an. Ben nerede hata yaptım? Bu nasıl bir tercih? Ben nasıl bir hata yaptım anneciğim? Ben nerede hata yaptım? Burada yaptın hatayı, burada. Sen de sus! Sen de sus, konuşma! Sen de bana bir şeyler yapacaksın. Müzik söyleyeceksin bana, şarkı söyleyeceksin. Kanımlı adımı yazacaksın. Kanınla adını yazacağım. Evet efendim. Ya ağzına romantiklik yakışmıyor bir kere ya. Ya bu yaştan sonra ne roman... Yazık aldım la kız sana. Yazık aldım. Daha ne romantikliği istiyorsun? Yazık aldım. Ay sus be. Konuştukça için boşalıyor ya. Sus! Ya baba bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyor annem ya. Yani romantizmin yaşı mı var sende? Allah Allah. Ya bak, böyle sürprizler ilişkileri diri tutar. Bak Uraz'a. Adam sürprizlerle dolu ya. Evet, gerçekten. Her dakika bir şey. Allah kahretmesin artık. Hâlâ ya. Gerçekten sürprizlerle dolu. Aşkın dansıdır anneciğim. Evet çocuğum. Yoksa İsmail babam sizi hiç dansa kaldırmıyor mu? Yok. Neyin peşindesin lan? Karımdan mı boşayacaksın lan beni? Neyin peşindesin? Manyak mıdır nedir ya? Kaldırıyorum. Her düğünde halay çekiyoruz yan yana. Elini tuttum geçen gün halayda. Daha ne istiyorsun ya? Halay aşkın dansı değil. Ben aşkın dansını istiyorum. Ben de tango hak ediyorum. Tango da tango, tango da tango. Anne midene vuracak, sakin ol. Babanın evinde her gün tango yapıyorsun değil mi? Kızım bu yaştan sonra neyin tangosu Allah aşkına? Yapamam ben tango mango. Ah! Oh, ben hemen öğretirim babacığım. Buyur, gel. Ne ola? Lan lan! Lan! Aa! Olan oldu. Neyin peşindesin oğlum sen? Manyak mısın? Sen kiminle dans ediyorsun biliyor musun? Bilmez olur muyum? Sen kiminle dans ediyorsun? Ben oynuyorum, Burak Aksak yazdı. Şimdi sinemalarda ben. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? İntihar ediyorum. Kardeşim durumu nasıl doktor? Üzülerek belirtmeliyim ki. Yapmayın. Kardeşim bir deli. En mutlu olduğun an. Dans etmek. İşte bu. Çok güzelsin. Efendim? Her şey için çok sağ ol. İstanbul'da düzenlenecek olan uluslararası bir dans yarışmasına kayıt yaptıracağım. Kızına 3-5 bir şey veriyorlar mı? Ödül tam 500 bin dolar. Senin ben babayım düşmanın. Bacım bir saniye lütfen. Bak geçiyoruz ya. Merhaba. Şey kusura bakmayın. Bizim kazanmamız gereken bir dans yarışması vardı. Sen kimle dans ediyorsun? Evet. Filminiz vizyonda. 17 Kasım'da girdi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bol gişeler inşallah. Çok sağ olun.
Yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim abi. Ben böldüm, affedersiniz. Son laftan alalım, devam edelim. Evet. Manyak bu. Vallahi manyak. Yemin ediyorum manyak. Romantiklik falan bunların hepsi Batı'nın oyunları ya. Yapmayın, bir daha da ben bu eve gelmem. Yemin ediyorum kızım, deli bu çünkü. Kızı deliye vermişiz ya. Kalk, kalk, kalk. Hadi kalk, gidiyoruz hadi. Hayır! Ben gidiyorum. Anladın mı? Sen kalıyorsun. Çünkü Uraz Bey bana aşkın ne demek olduğunu şu anda öğretti. Romantiklik yoksa ben de yokum. Sil beni, sil! Ne kadar abartıyorsun şu an ya? Niye abartıyoruz ya sabahtan beri? Neler yaptın bana? Sen de burada kalıyorsun, ben gidiyorum. Uraz Bey sana biraz bir şeyler öğretsin. Şöyle romantizm, bir şarkılar, bir danslar, bir şeyler öğren. Vallahi ev almam. Gelmeyeceksin eve sakın. Allah aşkına. Hayır, sen yok ya. Uraz Bey yapma. Aşkım sen ilgilenirsin bunlarla, tamam mı? Ablacığım bekle ya. Evet. Öncelikle çok kalas ve kabasınız. Ama hiç merak etmeyin. Sizinle işim bittiğinde tüm vücudunuzun içinde her yerinizde romantizmi hissedeceksiniz. Önce şiir. Şiir duyguların en güzel dışa vurumudur. Çünkü. Harika. Baba o zaman müsaadenle ben önden dışa vuruyorum. Önden önden. Ne oluyor? Duygularımız evladım, dışa vuruyoruz da.